Trabzon Vakıf Kebir Mısırlı mahallemiz, yine Merkez Camii yanındayız. Çok değerli bir hocamızla beraberiz. Emekli öğretmen, eğitimci, Milli Eğitim Müdürü, müfettiş Çoşkun Demir hocam. Hocam, Arife gününde hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şu anda Ali amcanın, Ahmet amcanın mezarının başındasınız. Babam rahmetli. Evet tabii. Arife günü. Arife günü böyle neler söylemek istersiniz yani? Arife günü neler söylemek isterim? Şimdi tabii bildiğiniz gibi bizim Türk milletinin, İslam aleminin dini bayramlar Ramazan, Kurban Bayramı. Şu anda Kurban Arifesindeyiz. Kurban Arifesinde işte Arife günleri, diğer günlerde genellikle bayramlarda mezarlarımızı ziyaret ederiz. Geçmişimizi yad ederiz. Onlara işte dua ederiz. Bu da benim babam 86 yılında ölmüştü. O yıldan beri işte zaman zaman gelip işte kendisiyle sohbetlerimiz olur, böyle konuşuruz, tertleşiriz. Tabii bayramlar barışma, geçmişle beraber helalleşme, işte geleceğimize ışık tutma önemli unsurlarımızdan bir tanesidir. Yani Türk milletinin, İslam aleminin. Biz de bunları yaşamaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bu günleri yaşadığımıza. Allah herkese uzun ömürler, sağlıklar versin. Geçmişlerimize, ölülerimize de, bütün caminin etrafında yatan bütün ölülerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şuraya bakıyorum mesela, hemen hemen hepsini tanıyoruz. Yani çok kişileri tanıyoruz. Hepsiyle beraber ortak bazılarına anılarımız var. İşte büyüklerimiz var. İşte dedelerimiz var. Valla mezarlıklar ibretlik. İbret almamız gereken yerler. Yengem de burada galiba. O da burada. O da burada. Yenge de. Kardeşim de burada. Evet, hep buradalar. Enişte de burada. Beraberce bugün. Evet, Allah kabul eylesin dualarımızı. Allah kabul eylesin. Bütün ölüklerimize rahmet diliyoruz bu mübarek günde. Geleceğim hocam. Tamam. Burada olmaktan da mutluyuz. Allah herkese gani gani rahmet eylesin. Amin. Çoğunu hakikaten, Coşkun dediği gibi, çoğunu tanıyoruz. Hakikaten bizim de bayağı, demek ki bizim de yaşımız epeyce var. Mezarımızda da bir gün onlar gibi olacağız ama Allah'ım geride kalanlara hep sağlık, sıhhat versin. Nice bayramlar görmemize, erişmemize nasip etsin. Yapan ölülerimizin hepsinde ruhları şad olsun inşallah. İnşallah, Allah razı olsun. Enişte, sen bir şey demedin ama yengem sizin adını dedi. Bugün hocam, bugün sizi biraz duygusal gördüm. Evet. Şöyle rahmetli Ali amca, Ahmet amcaya sarılmış gibi bir haliniz var. Ya ben babamla çok barışıktım. Çok dertleşirdim onunla. Çok nefis bir insandı. Kendisiyle baba oğlun yanında bir arkadaş gibiydi. Tabii buralar insanı duygulandırıyor. Yani. Evet, yani böyle kolunuzu atmışsınız mezar başına. Evet, evet. Sanki burada insanlar duygulanıyor. Dedim ya biraz önce, sadece babamızla değil, şurada bir dünya mezar var. Tanıdıklar var. Tanıdıklarımız var. O nedenle bugün mesela saat öğleden sonra işte ablam, ona daha 500'den beri Sekmenli, işte bütün akrabalarımızın mezarlarına uğradık. Hepsiyle beraber vedalaştık, helalleştik, dualarımızı okuduk. Bugün de son olarak kendi köyümüzün Merkez Camii'nin yanındaki işte babamızdan başladık. Diğer işte amcamlar var, yeğenlerim var, teyze çocukları var, teyzem var, dedem var. Burada geçmişimiz, dedim ya biraz önce, geçmişimiz burada. Biz de burada. İkametgahı yerimiz burası. Son durak diyorsunuz. Son durağımız burası. Allah, evet, herkese sağlık, sıhhat versin. Aydın kardeşim, yani size de Allah razı olsun. Siz de çok emek veriyorsunuz. Bizim bu duygularımızı topluma paylaştırıyorsunuz. Duygularımızı yansıtıyorsunuz. Önemli bir görev yapıyorsunuz. Sağ olun. Sizin de geçmişlerinize, ölülerimize, sizin de rahmetli babanıza, anneye, herkese rahmet diliyorum sevgili sağ dostum ol. Ya. Takipçilerimiz var, izleyicimiz var. Onların da rahmetli rahmana kavuşmuş insanları var, sevdikleri var, sevenleri var. Onlara ne diyorsunuz takipçi izleyicilerimize? Şu anda da var. Yarın bayram, onunla ilgili mesajınız ne olacak? Şimdi, iki şey hocam. Anladım. Şimdi tabii bir defa öncelikle takipçilerimize, bizi seyreden bütün dostlarımıza
izleyicilerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Geçmişlerine, ölülerine rahmet diliyorum. Bayramlarını kutluyorum. Hastalarına şifa diliyorum. Yaşayan kendilerine, sevdikleriyle beraber sağlık, mutluluk diliyorum. Hoşgörü, barış diliyorum. Bayramların bir özelliği de hoşgörü, barış. İslam aleminin kendi yaşadığımız çevrede, kardeşlerim, yani köyümüzde, ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde barışın hegem olmasını, adaletin egemen olmasını, herkesin huzur içerisinde yaşamasını, bu bayramın da buna bir vesilesi dolayısıyla böyle bir niyetimizin bunun gerçekleşmesini diliyorum. Ve herkesin de bayramını, Kurban Bayramını kutluyorum. Herkese sevdikleriyle beraber sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Barış diliyorum. Çocuklara ne diyorsunuz hocam? Sizin çocukları unuttunuz. Nasıl unuttunuz yani? Şimdi toplumsal bir insan olduğunuz için, toplumsal, evrensel olduğunuz için. Şimdi tabii bizim geleceğimiz çocuklarımız, tabii çocuklarımıza da geçmişimizi öğretiyoruz. Geleceğimizin de biz nasıl geçmişimize sahip çıkıyorsak, geleceğimize de onların sahip çıkması için gerekli telkinlerimizi, şeylerimizi veriyoruz. Dini kurallarımızı açıklamaya çalışıyoruz. Tabii çocuklarımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz, mutluluğumuz herkes için geçerli. O nedenle geleceğimizin ve ülkemizin daha refah, daha mutlu olabilmesi açısından da kültürlü, eğitimli bir toplum diliyorum. Yani inançlı bir toplum diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu çok sağlıklı, çok önemli bir şey. Ama tabii şu anda yaşadığımız sıkıntılarımız var. Şu çocukların sesi burada, sürekli bırakmıyorlar bizi yani çocuklar. Çocukların hepsi. Evet. Biraz önce geldiler, Çorşan amca beni tanıdın mı dedi. Hepsini tanıyorum tabii burada. Yani nasıl, evet. O nedenle hepsine sağlık, sıhhat diliyorum ya. Çok mutluluklar diliyorum aydınım ya. Çok sağ ol hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese, bütün sevdiklerimize, izleyicilerimize tekrar sağlık, mutluluk diliyorum. Bayramlarını kutluyorum. Sağlık diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun.